orada bir kayan bir grup vardı. Yani duyguları, dini duyguları yüksek olup ama demokrat olan insanlar vardı. Bunlar o zamanlar AKP'ye oy verdiler. Sonra kul hakkı yedikleri için vicdanlarına seslendiler. Vicdanlarına, çünkü ben de burada tanıdığım komşularım var. Kul hakkı yememek adına Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler. Yani görüyoruz nerelere ne harcanıyor, görüyoruz bunu yani az çok. Aslında çok insan da görüyor ama o kişiyi o kadar bağrına bastı ki bırakmak istemiyor. Hani tapma gibi bir noktaya geldi artık bir şeyler. Ama insanlar da artık uyandı, çünkü insanlar aç. Ekonomi bir şeye etken olursa artık insanlara kimse dur diyemez. Bu yüzden insanlar gereğini yaptı. Halkımız gereğini yaptı. Öncelikle ben zaten koyu bir AK Partiliyim. Yani bütün bizim ailemiz olarak da komple AK Parti'ye oy veriyoruz. Ama yani bu seçimde de bunu kaybetmesi bizi çok üzdü. Gerçekten de AK Parti'ye de çalışıyoruz. Ama demek ki belli bir yanlışlıkları var ki İmamoğlu kazandı bunu. Mesela bize yakın, en yakın AK Parti bürosu yanımızda. İlçe teşkilata gidiyoruz, dertlerimizi anlatıyoruz ama yukarıya bunlar gitmiyor demek ki. Anladınız mı? Bunlar da gitmeyince ne oluyor? Bu şekilde oy potansiyeli düşüyor. Bunları aslında alta inerek bir araştırmaları lazım. Yani biz tamam kendi dertlerimizi bir şekilde anlatıyoruz ama bu dertlerimiz yukarıya iletilmediği sürece ne yapıyor? Halk mağdur olduğu zaman bir tarafa kayıyor. Bir de İmamoğlu'nun gelip hemen işte suyu %40, ne bileyim öğrenci şeyini işte 40 liraya indirmesi veya 50 lira deyip de AK Parti'nin 40 lira. Madem bunlar yapılabiliyordu, niye daha önce yapılmadı? Yine AK Parti'ye vereceğim yani. Sıkıntı yok benden yana ama tabii bu herkes için geçerli değil. Bu alta inip alttaki sorunların yukarıya bildirilmesi lazım. Yoksa yarın öbür gün başkanlık seçimlerinde iyice dibe vuracağız yani. Çok kötü bir olay. Ben başka partiye oy verebilirim. Ben bu partinin de ilk kuruluşlarından Kasımbaşı'da birlikte kuruldu. Kasımbaşı teşkilatıyla. Ama ondan sonra yanlışlıkları görünce biz istifa ettik. Allah ile selamet versin. Peki sizin partiyi kuruluşundan sonra o kopuş süreciniz nasıl başladı? 4 yılı çok güzel. Ondan sonra iş bitti. Herkes pay nefsine gidiyor. Partiye giren arkadakını düşünmüyor bir daha. Bu bir defa yanlış. Benim Sayın Cumhurbaşkanım da bilir, partinin liderleri de, önderleri de bilir. Bu böyledir. Ama olmaması gerekiyor. O yüzden. Yoksa ben Cumhurbaşkanım'da 16 yıllık aynı mahallede oturmuş bir insanız. Ben Ekrem İmamoğlu'nu hiç tanımam, bilmem, görmedim. Ama aday olduktan sonra konuşmaları, alçak gönüllülüğü, sinirleri alınmış, üzerinden geçsen de niye geçmedin diye İstanbul'umuza yakışabilecek dedi. Bir belediye başkanı, deniyorum dedim, hayırlı olsun. Evet, İstanbul'un geneli olduğu gibi bizim mahallemize Anadolu'nun, coğrafyanın bütün unsurlarını barındıran bir mahalle. Bence en büyük sebeplerinden bir tanesi seçimin iptal gerekçesini iyi anlatamamıştır. Yani oradan kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanlar inanmadı. İnanmadığı bir şey de bizim Anadolu insanı duygusal davranır her zaman. Ve ben de iptal edildiği gün aynı şekilde açıklama yapmıştım ve yanılmadım. Çünkü bizim insanımız mağduriyet, her zaman mağdurun yanında durur. Tabii ki yani iki unsurun, iki başkan adayının arasındaki kıyas farkı vatandaş olarak şöyle bir yorumluyor işte Binali Bey. Evet, tecrübesi var ama artık yoruldu havası var. Ekrem Bey'in de genç, dinamik olması insanlara daha umut vaat etti. Başarılı olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bence kucaklayıcı olması. Yani bütün unsurlarla ters düşmeden uzlaştı tavrı insanlar tarafından olumlu tepki almıştır. Bugün Ataşehir'in Mevlana Mahallesi'ndeydik. 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu Mevlana Mahallesi'nde oyunu %43.8'den 50.1'e yükseltirken rakibi Binali Yıldırım oyunu 54.2'den 49.3'e geriletmişti. Peki bunun nedenleri neydi? Konuştuğumuz seçmenin altını en çok çizdiği nokta iki aday arasındaki söylem farklarıydı. Özellikle kutuplaştırıcı dil seçmenin tercihini İmamoğlu lehine çevirmişe benziyor. AK Parti seçmeni ise özellikle yöneticilerinin halka inememesinden şikayetçiydi. Emre Can Kaya, Medyaskop, Ataşehir.